Bu zararlı alışkanlıklarla mücadele pek kolay değil. Çünkü bu bağımlılıklar aslında bir zihin hastalığıdır. Mücadele edilmesi gereken, tedavisi gereken bir beyin hastalığıdır. Bu sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı aslında ilgilendiren bir sorun. Bugün tabir yerindeyse bu zararlı maddelere karşı, alışkanlıklara karşı bir kurtuluş savaşının başlatılması gerektiği kanaatindeyim. Ama özellikle biz sigaranın bu yaşadığımız asırda dünyanın başına musallat olmuş büyük bir bela olduğunu görüyoruz ve düşünüyoruz. Bugün özellikle bölgemizde adını ne koyarsanız koyun bir çatışma yaşandığı bir gerçek. 30 yıl içerisinde resmi ağızlardan verilen rakamlara göre 40 bin insanımızı kaybetmiş durumdayız. Ama sadece lütfen bu misale, bu örneğe dikkat edelim. Sadece sigaradan kaybettiğimiz insan sayısı yılda 100 bini aşkın insan. Alkolizm başını almış gidiyor. Bütün gençler alkolizme biradan başlayarak böyle masum bir giriş yaptırılıyor ve hatta zaman zaman hepimiz biliyoruz reklam yasakları delinerek özellikle dizilerde alkolün reklamı, sigaranın reklamı yapılmaya çalışılıyor. Özellikle bakıyoruz ki yılbaşı gecelerinde veya önemli günlerde devlet eliyle özellikle Milli piyango çekilişlerinin yapılması maalesef kumarı meşru bir hale getirmektedir. Yani kumarı şu an yetkililer ikiye ayrılmış durumda. Yasal olan kumar, yasal olmayan kumar. Bu son derece yanlış bir tasniftir. Bunun farkına varmalıyız. Devlet bu işe öncülük etmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Öbür taraftan bakıyoruz ki sigara yasakları her yerde delinmeye çalışılıyor. Yeteri kadar denetimler yapılmıyor. Yani tamamen yapılmıyor diyemiyoruz. Fakat yapılan denetimlerin az, eksik ve yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Burada yetkililer bu işi daha fazla ciddiye almaları gerekir. Yani sadece meclisten kanunun çıkması yetmiyor. Bu kanunun da her yerde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bazen üzülerek şunu da ifade edeyim. Eğer denetime gidenler, eğer devlet büyükleri, işin başındakiler eğer bağımlı iseler herhangi bir maddeye, alkole veya tütüne veya kumara vatandaşı bu açıdan sakındırması, bunları önlemesi neredeyse imkansız hale gelecektir.